Sağlık Bakanı da bu konuda bir açıklama yaptı. Mühim. Bulaşıcı hastalık verilerini ve analizlerini düzenli olarak takip ediyoruz dedi. Herhangi bir sıkıntı şu an için yok dedi. Dinleyelim bakalım ne demiş. Bölgemizin kıymetli insanları. Bu tür afetlerden sonra bilinen en büyük risklerden biri ortam şartlarının hijyen açısından bozulmasına bağlı olarak bulaşıcı hastalıkların salgına dönüşmesi tehlikesidir. Bu kapsamda toplu alanların dezenfekte edilmesi, kemirgen ve haşerelere karşı ilaçlanması çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Salgınlara sebep olabilecek en kritik konu içme suyu güvenliğidir. Suların analizlerini düzenli olarak yapıyor ve bakiye klor miktarını ölçüyoruz. Eksik olan yerlerde süper klorlama yapıyoruz. Depremin ilk günlerinde bulaşıcı hastalıklar açısından tanı koyabilecek mobil laboratuvarlarımız ile su hijyeni açısından inceleme yapmak üzere mobil su laboratuvarlarımızı bölgede çalıştırmaya başladık. Deprem bölgesindeki şehirlerde şebeke suyu klorlanmakta ve bakiye klor ölçümleri ve mikrobiyolojik incelemeler yapılmaktadır. 6-17 Şubat tarihleri arasında deprem bölgesinde 8379 noktada bakiye klor ölçümü yapılmış olup %81.54 oranında bakiye klor oranı uygun olarak görülmektedir. Hatay ilimizin Antakya ve Defne ilçeleri dışında deprem illerinde şebeke suyu verilebilmektedir. Hatay'da Antakya ve Defne ilçelerinde kontrollü olarak şebeke suyu sağlanmakta, sağlanamayan yerler için tanker ile su verilip tankerlerde klorlama yapılmaktadır. Hatay dışındaki bütün illerde süper klorlama yapılmış olup klorlamaya devam edilmektedir. Bununla birlikte şebeke hasarları ve kaynaktan meydana gelen olumsuzluklardan dolayı su kalitesinde uygunsuzluklar yaşanabilmektedir. Valilik ya da kaymakamlıkların musluk suyu içilebilir duyurusuna kadar içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmeli, şebeke suyu temizlik vesaire için kullanılmalıdır. Malatya ilimizde şebeke suyu mevcut olmasına rağmen kaynakta sıkıntı olduğundan süper klorlama etkin olmamaktadır. Sudaki bulanıklığın azaldığı görülmektedir. Halk sağlığı laboratuvarlarımızda 6-17 Şubat tarihleri arasındaki analizi tamamlanan 2632 su örneğinden %77'si mikrobiyolojik olarak uygun olarak tespit edilmiştir. Çadır kentlerimizde depremzedelerimize içme suyu paketli olarak dağıtılmakta, tankerlerle gelen kullanma suyu ise klorlanmaktadır. Bölgede 9 saha epidemiyoloğumuz görev yapmaktadır. Bölge illerinde bulaşıcı hastalık verilerini ve analizlerini düzenli olarak takip ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır. Görülen ve spekülasyona konu edilebilecek hastalıklar ise şunlardır. Döküntülü hastalıklar olarak depremden etkilenen 11 ilde stabil seyrettiği görülmüş ve Kahramanmaraş ilinde bir su çiçeği vakamız mevcut olup hasta izole edilmiştir. Temaslı takibi yapılmaktadır. Akut bağırsak enfeksiyonu olarak olgularda sayıca artış olmakla beraber salgın tespit edilmemiştir. Gaziantep ve Osmaniye'de rotavirüs enfeksiyonu, Adıyaman'da rotavirüs ve adenovirüs enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatarak tedavi edilen az sayıda hastamız bulunmaktadır. Akut bağırsak enfeksiyonları açısından bir salgın durumu söz konusu değildir. Grip benzeri hastalıklar olarak sayıca artmakla beraber salgın oluşturacak durum saptanmamıştır. Bulaşıcı sarılık açısından da bulaşıcı sarılık bugüne kadar saptanmamıştır. Afetlerden sonra görülebilecek bulaşıcı hastalıkları önlemek için kişisel hijyen, su dezenfeksiyonu, bit ve uyuz hastalığı ile ilgili broşürler hazırlanmıştır. Bu hastalıklar için kullanılacak ilaçlar bölgeye gönderilmiştir. Grip ve benzeri hastalıklarda sayı artabilir ama bununla beraber salgın oluşturacak bir durum saptanmamıştır. Yani inşallah yani ama grip... bir taraftan özellikle Suriye'de
deprem oldu ve ciddi bir kolera salgını var orada. Yani işte özellikle bu hafta mesela uzmanlar tarafından Sayın Bakan tamam çok güzel önlemlerden bahsediyor. Bu haftanın son derece önemli olduğu eğer kolera, ya unuttuğumuz hastalıklar bunlar. Tabii. Türkiye'de rastlanır mıydı kolerası, uyuzu bilmem nesi? Dolayısıyla Suriye tarafında ciddi anlamda sıkıntı var. Ve hani bu ve Antakya merkezli olmak üzere işte Defne'den bahsetti. Samandağ, Yayladağ buralarda Suriye'deki depremden kaynaklı olarak artan kolera vakalarının Türkiye'mize de uğrayabileceği ve bu konuda da zaten gerekli şekilde yani önlemlerin alındığını söylüyor inşallah. Bu arada deprem sonrası gelmez. Binlerce Suriye'nin gönüllü olarak kendi ülkelerine geri döndüğü de söz konusu. Söz konusu gelenler de var. Gelenler de var. Öyle gelgitiyle devam ediyor. İşte gelenler de o kolerayı getirmezlerse ya, ya da bizim unuttuğumuz bu salgın hastalıkları getirmezlerse bir de onunla hani uğraşılması. Çünkü mahşerin üç atlısı var. Birisi salgın, diğeri deprem, işte açlık vesaire diye devam ediyor. Ya buradaki insanların şu anda tek istediği, tek arzu ettiği şey konteyner evlerin yapımı hızla devam ediyor. En kısa zamanda daha da artacak. Zaten yani birkaç gün içerisinde, çünkü altyapısı çok önemli bunların yapılmasının, hızlı bir şekilde çalışılıyor. Ama insanların tek arzu ettiği şu anda salgın da tabii çok önemli. Hani salgından korumaya da o endişe, yıkanmak istiyorlar. Yıkanmak. Suya ihtiyaçları var. Mobil, sıcak bir yere ihtiyaçları seyyar var. Seyyar banyolar mühim. Evet. Seyyar tuvaletler önemli. Bir de kemirgen ve haşereye çok dikkat etmek lazım. Evet. O da tabii insan bireysel olarak gerekli önlemler alınıyor ama bireysel olarak da ciddi anlamda önlemimizi almamız lazım. Evet.